Merhabalar, bugün 27 Ağustos 2021. Ben Bora Özkent, 257. podcastimizde beraberiz. Bugün kitaplardan bahsedeceğiz. Nasıl daha çok kitap okunur konusunda size bazı önerilerim olacak. Ben iyi bir okurum. Açıkçası son dönemlerde işte bloglarda, podcastlerde buralardan da çok şey öğreniyorum ama kitap okumanın tadı asla başka şeylerde bulunmuyor. O yüzden kitap okumaya çok devam ediyorum. Bazı teknikler geliştirdim kendime, onları paylaşacağım sizinle. Ve hiç unutmayın, işte Elon Musk gibi, Yüce Önder, Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük hayranlık duyduğumuz ve dünyaya çok şey katan insanların hepsi aynı zamanda çok sıkı birer kitap okuru. Kitap okumayan insanların başarıları bence geçici oluyor. Belli dış faktörlere dayanıyor veya belli işte yoğun çabaya dayanıyor ama kalıcı olmuyor. Çünkü kitaplar dünyayı anlamamız, hayatı anlamamız, insanları anlamamız, kendimizi tanımamız konusunda bize muazzam araçlar sunuyorlar. Düşüncemizi zenginleştiriyorlar, dünya görüşümüzü, empatimizi zenginleştiriyorlar. Yani öğrendiğimiz teknik bilgilerin haricinde duygularla hemhal olma, başka insanların halleriyle hemhal olma geliyor. Bu da çeşitliliği sokuyor hayatımıza, hoşgörüyü sokuyor. Kitaplar işin çok ciddi bir parçası. Ama çok okumak lazım. Buna çoğumuz vakit bulamıyoruz. Yoruluyoruz, üşeniyoruz, yeterince kitap okumuyoruz. Oysa aslında bazı basit teknikler var. O basit teknikleri uygularsanız pekala daha fazla kitap okuyabilirsiniz. Bugün işte bu tekniklerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Nasıl daha fazla kitap okunur? Daha çok kitap okumak isteyen insanlara birinci tavsiyem, kitap okumayı bir vazife olarak görmeyin. Yani bunu hoşunuza gidiyorsa, bundan keyif alıyorsa okuyun. Bunu bir mecburiyet haline getirmeyin. Mecburiyet haline getirilen, vazife haline getirilen şeyleri beynimiz otomatikman direniyor. Kendinizi böyle kitlemeyin. Daha rahat olun, daha gevşek olun. Kitabı nerede, ne zaman, nasıl şekilde okuyacağınız konusunda da kendinize kurallar getirmeyin. Böyle bunlardan kaçınmakta fayda var. Çünkü bu bir görev değil, bu hayatını zenginleştiren, müthiş zevk alınabilecek bir şey eğer doğru şekilde yapılırsa. Birinci kural bu. Kural yok yani. İkincisi, ama buna karşın her gün bir şeyler okuyun. Şimdi diyeceksiniz ki ya hoca da kendine çelişti. Önce dedi ki böyle bir kural koyma kendine. Ama her gün okumakta da fayda var. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, birkaç satır, birkaç paragraf hiç fark etmez. Çünkü okudukça bir, daha fazla şey okumak isteyeceğiz. Çünkü belki bir sonraki satırı, bir sonraki paragrafı merak edeceğiz. İki, bu ufak ufak bir alışkanlık haline gelmeye başlayacak. Yani günde yarım saate çıktığınız durumda bir yıl içerisinde okuyabileceğiniz kitap sayısı epey çok artıyor. Güne yarım saatte başlamayın. Günde 5 dakikayla, 10 dakikayla, 15 dakikayla başlayın. Ama mutlaka bir şeyler okuyun. Bu sizi zenginleştirecektir. Bu ayrıca kitap konusundaki zevkinizi de geliştirecektir. Neyi sevip neyi sevmediğinizi de biraz daha bu sayede keşfedeceksiniz. 3 numaralı kuralım, etrafta kitap bulundurun. Masanızın üzerinde, mutfak tezgahının üzerinde, yatak odanızda başucunda, salondaki ana sehpanın üzerine hep buralarda bunu bulundurun. Çünkü onlar orada olduğu zaman elinizi alıp birkaç satır okumanız daha mümkün hale geliyor. Yani Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta boş yere vakit geçireceğinize belki o zamanı bu kitaplara dokunarak, onların kokusunu alarak, onlarla birkaç satırı okuyarak geçirebilirsiniz. Bu da yine alışkanlığı inşasına önemli. O yüzden etrafta bolca kitap bulunmasında büyük fayda var. Benim evim hep öyle oldu şimdiye kadar. Onların bir kısmı hiçbir zaman okumuyorum. Aslında böyle okumamış da epey kitap var. Umberto Eco'nun, Umberto Eco'nun 30 bin kitabı varmış bu arada. Ünlü yazar biliyorsunuz. Onun okumadığı pek çok kitap varmış bunlar arasında. Ama onları hep gelecekte öğreneceği şeyleri motive etme unsuru olarak görürmüş. O yüzden siz de böyle bakabilirsiniz. Yani o kitabı okumuyor olmanız önemli. Belki ileride okumak için sizi motive ediyor olabilir. Bolca kitap sizi daha fazla kitap okumaya yönlendirir. 5 numaralı kural, aslında yine kuralsızlıkla ilgili bir kural. Bir kitabı baştan sona satır satır o kitabın akışına göre okumanız şart değil. Yani evet, belki bir romanda, edebi eserlerde ancak bu olabilir ama bir iş kitabı okuyorsanız, bir tarih kitabı okuyorsanız ilginizi çeken bölümü okuyun, ilginizi çekmeyeni okumayın. Canınızı sıkıldığı yerde bırakın, biraz daha ileriye gidin. Çünkü burada önemli olan o bir akışı, o kitabın akışına göre okuma zorunluluğundan kendinizi kurtarmanız, canınızın istediği bölümü okumanızdır. Çünkü belki bir bölüm sizi hakikaten sıkıyor, bir bölümde konuda ilginizi çekmiyor, bir bölümü yazar kötü yazmış, hepsi bunlar mümkün. O yüzden o bölümü illa sonuna kadar okuyacağım diye kendinizi kasmanızı hiçbir şekilde anlamlı görmüyorum. İstediğiniz gibi atlayabilirsiniz, dert değil.
6 numaralı kural kitap seçimiyle ilgili. İyi kitaplar seçmenizde fayda var. Bu çok kolay bir şey değil. Yani bugün bir kitapçıya gittiğinizde veya online bir kitap dükkanına girdiğinizde binlerce kitap var. Hangisini seçeceğim? Ben vallahi önerilere burada dikkat ediyorum. Sevdiğim insanların, hoşuma giden, takdir ettiğim insanların kitap listeleri çok ilgimi çekiyor. İşte böyle ne bileyim Elon Musk şu kitabı okudum deyince onu mutlaka okumaya çalışıyorum gibi. Bir okuduğum, sevdiğim bir kitapta referans verilen başka bir kitap varsa onu okumayı seviyorum. Ben çok podcast dinliyorum. Bu dinlediğim podcastlerdeki insanların bazen kitapları oluyor. Onları okumayı tercih ediyorum. Yani böyle bir iyi kitap bulma bir çaba açıkçası ve beğenmediğim bir kitabı da bir kenara koymak istiyorum. Yani bazen şunu yapıyorum ama şu anda beğenmedim, belki ileride beğenirim diye saklıyorum. Yok öyle bir ruh halim yoksa onu birisine hediye ediyorum. Yani boşu boşuna da tezgahta tozlanmasının alemi yok kitapların. İleride ilgimi çekecek, bugün vakit bulamadığım bir konu olursa o bir istisna tabii. Aynı Umberto Eco gibi ben de o kitabı kütüphanemde veya masamın üzerinde bulunmasını istiyorum. Bir diğer önemli konu da şu. Ya kitap okumak çok tek başına yapılan bir şey. Ve insanoğlu olarak bazen başkalarıyla bir şeyler paylaşmamız ihtiyacımız çok oluyor. Buradan da şunu çıkarabilirsiniz. Belki okuduğunuz kitapla ilgili bir özet yazmak, bir blog yazmak, o kitaptan birkaç konuyla ilgili tweetler atmak. Biliyorsunuz bazı kitap yorum platformları var, Goodreads gibi. O platformlarda o kitap hakkında yorum yapıp başka insanların da kitapla ilgili düşüncelerine şekillenmesine yardımcı olmak. Kitapla ilgili belki kısa bir video yapmak, ben bunu zaman zaman yapıyorum. Bunlar hep o kitaptan aldığınız değeri, o kitabın size kattığı değeri de artıracaktır. Bu da motivasyonu artırır. Yani ben tabii eğitimci olduğum için kitap okumak zaten benim hep bir hayatımın bir parçası ve hayatta gördüğüm şu ana kadar en kaldıraçlı faaliyet. Ne demek? Ya bir kitap okuyorum, işte diyelim ki çok pahalı bir kitap olsun, Amerika'dan bazen kitap getiriyorum, $100 olsun maliyeti. O $100 maliyetten binlerce dolarlık eğitim çıkarabiliyorum. Yani o yüzden de kitap okuma motivasyonum daha da artıyor. Siz de hani illa parasal taraftan bakmanıza gerek yok. Bir kitabı okuyunca ondan yeni şeyler üretmek, bu sayede o kitaptan ürettiğiniz değeri artırmak, başkalarıyla paylaşmak sizi çok zenginleştirecektir. Burada kitap kulüplerine katılmak da zevkli olabilir. Sevgili Mete Yurtsever'in güzel bir kitap kulübü var. Aşağı linkini bırakacağım. Belki onunla katılmayı da düşünebilirsiniz. Orada kitapları okuyorlar, değerlendiriyorlar. Harika oluyor böyle şeyler. Bu tip arkadaşlar edinmekte de fayda var. O da sizin kitap okuma motivasyonunu çok artıracaktır. Bir diğer iyi bir yöntem, benim için 8 numaralı kural, kısa kitaplar. Yani özellikle kitap okuma tecrübeniz yeni başlıyorsa, o deneyime yeni giriyorsunuz, önünüze 1000 sayfalık bir Savaş ve Barış'ı alıp içinizi karartmanın gereği yok. Daha kısa kitaplarla başlanabilir. Çünkü aslında hani edebiyat tabii ayrı bir konu ama özellikle mesela iş kitaplarında kitapların çoğu işte aslında normalde bir 20-30 sayfada anlatılabilecek şeyi 300 sayfa 500 sayfaya yayıyorlar. Neden? İşte kitabın değeri artsın, sırtı raflarda gözüksün diye. O yüzden daha kısa kitaplar olabilir. Ben kitap özetleri de okuyorum bazen, o da benim hoşuma gidiyor. Bizim bu e-rehberler, aşağı linklerini bırakıyorum, haddinaş.net'teki e-rehberler de ilginizi görebilir. Orada da şu anda 3 tane var. Sayısı bu sene çok hızlı artacak. Yeni bir tane daha yazmaya başladık. Onlar da iyi olabilir. Yani kısa kitap özellikle yeni başlayanları yardımcı olabilir. Hatta resimli kitaplarla bile başlayabilirsiniz. Çok güzel resimli kitaplar var artık. Onlarla da başlanabilir. Mühim olan seviyor olmanız. Ve son bir konu da, yani bu da hep tartışmalı aslında. Ben aslında e-kitap da okuyorum. Bu Kobo'nu kullanıyorum. Çok güzel, bu DNR'larda satıyor. Reklam için söylemiyorum, ben hakikaten beğeniyorum. Yanlış anlama, hiçbir gelirim yok. Bayağı hani gerçek bir kitaba yakın bir deneyim oluyor. Hatta bazı avantajlı yönleri de olabiliyor. Ama hala kağıdın kokusu güzel. Zaten bir de bütün gün ekranlara bakıyoruz. Onun yerine fiziksel bir kitaba değmek daha keyifli olabilir. O duygu daha iyi olabilir. O dijital ekranlardan da kurtulabilirsiniz. O da beni yine motive eden konulardan bir tanesi olabiliyor. O yüzden evet, dijitalde okuyorum ama fiziksel kitaplar da hayatımın hala bir parçası. Onlar beni daha çok motive ediyorlar okumaya. Ve son olarak bir de kitapçılara gidin. Çok güzel kitapçılar var. Yani ben Remzi'leri daha çok beğeniyorum açıkçası. DNR'lara göre daha bu işe odaklılar. Dünyada da bir sürü güzel kitapçı var, dünyayı gezebiliyorsanız. Ondan sonra sahaflar var gezilebilecek. Yani oraları gezdikçe, o kokuyu aldıkça ve biraz kitap aldıkça inşallah maddi gücünüz de izin verir. Bu konudaki motivasyonunuz da artacaktır. Çünkü benim bir kitapçıya gittiğim zaman hep hissettiğim duygu, ya ne kadar çok şey var öğrenecek. Ben bunları öğrenmeye ne zaman vakit bulacağım? Neden şimdiye kadar yeterince okumadım? Ay şu kitabı da alsam.
Bir de orada hani o mesela şeye bayılıyorum. Bu Beyoğlu'nda Galatasaray'da Yapı Kredi Bankası'nın bir sanat merkezi var. Onun altında bir kitap dükkanı var. Bayılıyorum oraya yani. Yani bir de o havaya girmek, o kokuya girmek, o tip insanlarla beraber olmak da beni çok motive ediyor. O kitap okumanın o yönünde çok çok seviyorum. Ve son olarak okuduklarınızı başkana anlatın. Yani illa böyle demin bahsettiğim sosyal medyalar, YouTube'lar, videolara gerek yok. Eşinize, dostunuza anlatın. Kitap dinlemekten zevk olan birileri olsun hayatınızda. O da size bir şeyler anlatsın. Bu tip bir interaksiyon içine girin. İşte isterseniz Mete Yurtsever'in açtığı kitap kulübü gibi kulüplere katılabilirsiniz. Bu da bir opsiyon. Veyahut da birkaç yakın arkadaşınızla, bir sevdiğinizle, eşinizle, annenizle, babanızla kitap konuşabilirsiniz. Bu da sizi çok zenginleştirecektir. Geçenlerde kızım benim işte 13 yaşında artık, o bir kitap okumuş. Acayip sevmiş kitabı, bizle paylaşmak istiyor büyük bir heyecanla. Biz tabii çok havasına giremedik açıkçası. Onun yakın bir arkadaşı var. Onu aradı, ondan saatlerce kitap konuştular. İşte bu da müthiş motive edici konulardan bir tanesi. Evet, bugünkü podcast'i kitap ayırmaya ayırdık, kitap okumaya ayırdık. Umarım ilginizi çekmiştir. Basit öneriler bunlar, işe yarayacağını düşünüyorum. Bir de linke bir video bırakacağım. Çok hoş bir video. Ne yazık ki İngilizce. Kitap okuma hızı konusunda, kitap okuma performansı konusunda sıkıntılı olan bir insanın bütün dünyayı gezerek kitap okumayı, daha hızlı kitap okumanın sırlarını öğrendiği 30 dakikalık bir video. Onun linkini de aşağı bırakacağım. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Çok da hoş çekilmiş bir video. Ve bir sürü eksperin yorumları var. Bir de harika yerlere gidiyor. Mesela hiç daha evvel bilmiyordum. Brüksel'de nefis bir kitapçıya gidiyor. Cook and Book diye nefis bir kitapçı. Yani onu görmek bile insanı motive eder zaten. Onu da izlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her zamanki gibi bir ricam var. Eğer bu podcast hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum harika ötesi olur. Sosyal medyada paylaşıp beni taglerseniz süper olur. Daha fazla insana ulaşırız. Sosyal medyada paylaşıp beni tekleyenlere bazı sürprizler de gelebilir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.